suçlu ve güçlü, karanlık ve gizli, yasa dışı ve sert, uzaktalar ama aynı zamanda çok yakındalar. Çoğu zaman göremiyorsunuz. Kimi zaman iş adamı kılığında, kimi zaman devletin içinde, kimi zaman hukukçularla hareket ediyorlar. Dünyanın farklı ülkelerinde de olsa 3 aşağı 5 yukarı hepsinin yaşama şekli, iş yapma şekli birbirine benziyor. Ve çoğu zaman da adı konulmamış bu kuralları harfiyen uyguluyorlar. Daha doğrusu uyguluyorlardı. 2021 yılında ilginç bir şey oldu. Yeraltı dünyasında organize suç lideri Sedat Peker bir kamera ve bir tripodun karşısına geçti ve YouTube için videolar doldurmaya başladı. Pazar sabahları 7.30'da yayınladığı bu videoları milyonlarca insan seyretti. İşte bu 10 bölümlük belgeseli anlatma fikri de bugüne kadar belki de yeraltı dünyasında görülmemiş, eşi benzeri görülmemiş bu ifşaatlardan sonra aklımıza düştü. Hey hey, siz beni küçültmek istediniz. Adam nasıl küçültülüyor göreceksin. Oğlum manyak mısınız? Allah mısınız ulan siz? Adamız ulan biz adam. Bak beni mi korkutuyor? Hayırdır ya? Ulan beni siz ne duruma düşürdünüz? Marazım tuttu lan demir. Ulan bizim namusumuz, şerefimiz. Adamız ulan biz adam. Göreceksiniz. Onu oradan kaldır oğlum. Sedat Peker'in anlattıkları o kadar ilginçti ki milyonlarca insan tarafından seyredildi. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünya basında haber oldu. Biz de bu anlatılardan yola çıkıp sizlere yeraltı dünyasını anlatmak istiyoruz. Yolumuz kimi zaman yer altında derin devletin önemli isimlerine, istihbaratçılara, askerlere, kirli siyasetçilere bulaşacak. Kimi zaman da saygın iş adamı kılığında dolaşan çeşitli isimlerle buluşacak. Yeraltı dünyasını anlattığımız 10 bölümlük belgeselimizi izlemek için hazırsanız hep beraber buyurun yeraltına gidelim. Sedat Peker, Kafkas asıllı bir ailenin oğlu olarak 1971'de Sakarya'da dünyaya gelmişti. Hapishaneyle ilk kez 17 yaşında tanıştı. O dönemi şöyle anlatıyordu. Lise çağında arkadaşlarımı uyuşturucuya alıştıran insanları vurup yaraladım. Hayatımı sabıkalı olarak kendi ellerimle ipotek altına aldım. Lisede arkadaş grubunun en küçüğü olmasına rağmen sözcü seçilmişti. Yaşı ve görünümü liderliğe pek uygun değildi. Grubun en önünde yürüyor ama namını duyanların gözü daha oturaklı birini arıyordu. Cezaevine girmiş çıkmış olması öne çıkan özelliğiydi. Bu yüzden babası yaşındakilerce bile önemsenmeye başlamıştı. 17 yaşındaki bir delikanlıya hayatı boyu üzerine yapışacak mafya lideri yaftası yapıştıran neydi? Nasıl bir ortam, nasıl bir Türkiye'de yaşıyorduk? Gelin biraz geçmişe gidelim ve bu sorulara yanıt arayalım. Konumuz Türk yeraltı dünyası. Mafyayı en basit haliyle kendi çıkarları açısından insanlara yönelik şiddet uygulayan, hatta insanları öldürmekten bile çekinmeyen ve kendine menfaat sağlamaya çalışan bir yapı, organizasyon ve gizli bir örgüt olarak tanımlamak mümkün. Yasa dışı faaliyetler yürüten, bunun içinde zor kullanan çeşitli suç örgütlenmeleri. Herkese göre farklı, önce onu söyleyeyim. Kimisi işte okul önünde bilmem bir çete kurar, işte o çetelere mafya dersiniz. Kimisi bir otopark bilmem işte otoparklara el koyar veya işte yol üzerindeki şeyleri araçların durduğu zaman para toplar. Onlara da bir mafyalaşmış dersiniz. Veya işte bir barın bir pavyonun önünde bir korumaları falan vardır. Onların bağlı olduğu bir birim vardır. Onlara işte bar pavyon mafyası dersiniz. Mafya var olan dürüst insanların emeğini çalandır. Elde ettiği geliri zorla elinden alandır. Mafya özetle çıkar elde etmek için bir araya gelen birden fazla kişinin oluşturmuş olduğu çıkar elde etme suç işleyerek çıkar elde etmek için birden fazla kişinin hatta üçten fazla diyelim ki de demeyelim. Kişinin bir araya gelerek oluşturduğu suç örgütüne denir. Kural dışı işe kendini kural kılmış çetelerin adıdır.
Yani bu olur, gün gelir silah ticareti olur, gün gelir fuhuş olur, gün gelir uyuşturucu olur. Ama bu yasa dışı örgütlenmeyi mafya diyebiliriz. Kumar, insan ticareti, uyuşturucu, fuhuş, kaçakçılık, tefecilik, kara borsa, gasp, fidye, çek senet tahsilatı ve hatta cinayet. Mafya denilince ilk akla gelenler pek iç açıcı sayılmıyor. Belki de bu yüzden kimsenin ben mafyayım ya da mafya benim dediğini duymuyorsunuz. Örneğin Sedat Peker, kendini mağduriyete uğrayanların haklarını koruyabilmek için bazen şiddete başvurmak zorunda kalan biri olarak tanıtıyor. Bir dava adamı olduğunu söylüyor. O sözcüğü o da hiç sevmiyor. Ona mafya diyenleri hayatın gerçeklerinden uzak yaşayan tuzu kurular olarak görüyor. Mafya olmayı fitratına uygun bulmuyor. Gerekçesi de haksız yere kimsenin parasını almaması, kimsenin namusuna göz dikmemesi, güçsüzlere zulmetmemesi. Ona göre kaderi günahkarlara karşı intikam meleği olma görevini bahşetmiş ve bundan da onur duyuyor. ''90'lı yıllarda adı sanı bilinen halk arasında mafya babası denen ortak özellikleri de baba sıfatıyla anılmak olan yeraltı dünyası yıldızları vardı. Asıl ortak özellikleri ise sık sık yasalar ve kolluk güçleriyle karşı karşıya gelmeleriydi. Racon sahibi bu ağır abilerin bir özelliği de hukuk sisteminin boşluklarını doldurmasıydı. Uzağımızdaydılar ama varlardı. Sıradan insanlar onlarla karşılaşmıyordu. Ta ki o derindeki sistemin uzantıları otopark çatlağından yeryüzüne sızana kadar. Babayı önce Marlon Brando'nun Don Corleone tiplemesiyle tanıdık. Bu ezilen kesimin yükseliş hikayesi aslında mafya sözcüğünün kökeniyle de bağlantı kurmamızı sağladı. Morte alla Francia, Italia nella. Mafya bu slogandaki kelimelerin baş harflerinden türetilmiş, Türkçesiyle İtalya Fransa'ya ölüm diye bağırıyordu. Niye bağırıyor? Çünkü ta 1860'da Sicilya'ya gelen Napoli Kralı 4. Ferdinand olası bir Fransız işgaline karşı halkı örgütlemeye başlıyor. Örgütün adı da mafya. Mafyanın Sicilya'da ortaya çıkması da rastlantı değil. Orta çağdan bu yana zaten mafya var. Özellikle toprak ağaların ağır vergilerine karşı halkı örgütlemeye başlamışlar ve bir başkaldırıyı da ta o zamanlardan fitilini ateşlemişler. Giderek güvenlik zaafı olan her yerde oluyorlar ve keyfi yönetimden yılan halkın da arkasında duruyorlar. İtalya'dan Amerika'ya göç eden İtalyan mafyası zamanla başta New York sokakları olmak üzere pek çok Amerikan caddesini ele geçirdi. Müthiş bir para geliri vardı, kaynağı vardı. Bu geliri, bu kaynağı da hemen değerlendirmeye başladılar. Oteller aldılar, eğlence mekanlarının sahipleri oldular ve bir anlamda parayı aklamaya başladılar. Ve yeni bir kelime bu sokaklarda dolaşmaya başladı. O yeni kelimenin adı gangsterdi. ''1930'larda Chicago ve New York sokaklarına gangsterler hakim olmuşken Hollywood orta çağdan bir sevimli suçlu karakteri yaratıyordu. Özgün adı Robin Hood'un maceraları olan film Türkiye'de bambaşka bir isimle gösterildi. Suç örgütü lideriyle vatan kelimesi ilk kez birlikte anıldı. Filmin adı Vatan Kurtaran Aslan'dı. O yıllarda New York gökdelenlerinin gölgesinde kök salan mafya mensupları kendilerini birer Robin Hood olarak tanımlıyorlardı. Hepsi sokaklarda tıpkı Don Corleone'nin olduğu gibi Robin Hood'u canlandırıyor, oynuyorlardı. Peki ama neden Amerika'yı seçmişlerdi? Neden herhangi bir Avrupa ülkesi yerine İtalya'dan, Sicilya'nın taşrasından kalkıp Amerika Birleşik Devletleri'ne, buraya, New York sokaklarına gelmişlerdi? Anavatanı Sicilya'da bir konfederasyon kurup yerel ekonomik faaliyetlerin hepsini denetleyen mafya, Mussolini'nin sert yönetimi altında ya tutuklanmış ya da Amerika'ya göçmek zorunda kalmıştı. Buradaki iklim yeraltı için de idealdi.
özgürlükler ülkesi başta içki kullanımı olmak üzere yasaklarla tanışıyor, ekonomik buhran ortamı kara borsaya bağlı ani zenginlikleri açıyordu. Özetle gücü yetenin erişebildiği kara para bu kara parçasındaydı artık. Yer altındaki yolculuk eş zamanlı olarak Türkiye'de de kırdan kente göç etti. Dağlardaki eşkıyalık kasabalarda tutunamayıp büyük kentlere, öncelikle de en büyük kente sirayet ediyordu. Cirolar yeni dünyadakilerle ölçülemezdi belki ama suçlunun gücü pekala yerindeydi. Konyalı Solak Ligor, bıçak kullanmadaki ustalığıyla un kapanından Eyüp'e kadar sözünü geçirir, Odessalı Kosti, tünelden Taksim'e kadar bütün dükkanların haracını yerdi. Şık Manol, elini kana bulamaz ama kafası ve yumruğuyla istediğini dize getirirdi. Sivaslı Piç Ardaş, Üsküdar'ın hakimi, Arap Hüsnü, Tophane civarının kabadayısıydı. Hrisantos ve Koço kardeşler, kapkaççılıkla başladıkları kariyerlerini annelerinin işlettiği genel evde geliştirip, karman yolacılığa geçmişlerdi. Karman yolacılık. Böyle bir kelime duymuş muydunuz? Bu belgeselde sizlere hayatınızda duymadığınız bu yeni kelimeleri de bir parça anlatmaya, tanıtmaya çalışacağız. Karman yolacılık eskiden gece vakti yol kesip para istemek bir anlamda üzerinize çökmek anlamına geliyor. O zamanlar suçun masum olduğu yıllardayız. O zamanlar suç örgütlerinin daha henüz örgütlenmediği, suçun ve gücün birleşmediği dönemlerden bahsediyoruz. Bireysel eylemler daha çok. O yılların kabadayı dünyasında öyle bir isim var ki adını burada anmasak olmayacak. Adı Hanzade. 12 yaşındaki çocuğu, oğlu kaybolunca şüpheleniyor, arıyor, tarıyor, bulamıyor. Bir kabadayının peşine düşüyor ve bir hamamda bir bakıyor ki oğlunu istismar ediyorlar. Yanında getirdiği baltayı çıkartıyor, tam 21 kişiyi hamamın içinde hallediveriyor. Ardından basın ona Baltalı Halo adını takıyor. Yani kaba dayılar var da kaba yengeler yok demeyin. Hanzade tarihe geçen ilk kaba yengelerden bir tanesi. Beni nereye gönderiyorsun baba? Öteki dünyaya canım evladım. Çabuk ol. Sinema her dönemde kabadayı tiplemelerin içindeki haklı isyanı öne çıkarma çabasında oldu. Tıpkı Sedat Peker'in dediği gibi, mağdurların hakkı için şiddete başvuran dava adamlarıydı onlar. Fitratları kötü adam olmaya uygun değildi. Ne hırsız ne namus düşmanıydılar. Kaderleri onlara günahkarlara karşı intikam meleği olma görevini bahşetmişti. Bu yüzden de hem suçlu hem de güçlüydüler. Kabadayı ve mafya arasındaki farka gelince bu coğrafyada ta Osmanlı'nın son dönemlerinden itibaren ya da Osmanlı'nın döneminden de bugüne kadar hep bir kabadayı tanımı ola gelmiştir. Yalnız şöyle bir fark var. Kabadayı dediğimiz insanlar bulundukları mahalde ya da mahallede ya da bölgede aslında gayri resmi olarak kuralların uygulanmasını sağlayan, ahlak, örf, adetlerin uygulanmasını, saygının uygulanmasını sağlayan kişi ya da kişilerdi. Kabadayıların etki alanı mahalleleriyle sınırlıydı. Oysa İtalyan asıllı New York doğumlu Al Capone'un namı öylesine yayılmıştı ki yeraltı dünyasından birçok dünya starı çıktı. Düşünce tarzını şöyle özetliyordu. Çocukken her akşam yatmadan önce Tanrı'ya bana bir bisiklet vermesi için dua ederdim. Bir gün Tanrı'nın çalışma tarzının bu olmadığını anladım. Ertesi gün gittim, kendime yeni bir bisiklet çaldım ve her akşam yatmadan önce Tanrı'ya günahlarımı affetmesi için dua ettim. ve 40'lı yıllarda akla gelebilecek tüm suçları işlemesine rağmen kanıt bırakmayarak, deyim yerindeyse yırtmayı başaran Al Capone, basit bir vergi kaydından dolayı yakayı ele vermeden önce kendini şöyle tanımlıyordu. Bazıları yaptığıma kaçakçılık diyor. Bazıları şantaj yaptığımı söylüyor. Ben buna iş diyorum. Namuslu bir iş adamıyım. Kendimi savunmak için adam öldürmek gerekirse yaparım. Meşru müdafaa yasası var. Hukuk dediğiniz ders kitapların baktığından biraz daha geniş bir alandır. Thank you.
New York sokaklarında kök söktüren Al Capone'u bu sokaklardan kopartıp San Francisco'da Alcatraz cezaevine gönderen, mahkemede dinlenen son tanığın adı Reis'ti. Fred Reis. Kendisi Cicero kumarhanesinin veznedarıydı. Hayatın garip bir tesadüfü. 2016 yılında Sedat Peker yine bir mahkeme kararıyla adının önüne Reis kelimesini ekletiyordu ve bunun nedeni de bakın nasıl açıklıyordu. Bana emniyette bunu sorduklarında 75 yaşında annem bana reis diyor. Bana her reis diyeni sorguluyorsanız annemi de mi sorgulayacaksınız dedim. O da reis diyor. Bu bizim memleketimizde bir isim. Genelde insanların kullandığı yaygın bir isim. Ben herhangi bir şeyin reisi değilim. Belediye reisi değilim. Mahkeme reisi değilim. Çete reisi değilim. Ben o manada reis değilim. Bu benim ismim. Son dönemde kaba güç yerine entelektüel birikimini sergileyen bir Sedat Peker imajıyla karşılaştık ve kanıksanmış mafya babası algısı yerle bir oldu. Bu imaj değişimi tehditkar tavrın ortadan kalkması anlamına gelmiyordu. Ancak radikal bir yön değişikliği vardı. Dava meselesi siyasi ideolojiden çok namusluluk odağına kaymıştı. Rol dağılımında hala bir karışıklık vardı. Karşıt görüşteki namuslular korunuyor, mafya belki ilk kez savcıları göreve davet ediyordu. Kaba gücün yerini, kanıt, muştanın yerini artık kitap almıştı. Şimdi Sedat Peker bireysel olarak 60, 70 ve 80'ler, yani 60 ile 80 arasındaki kabadayılıktan mafya grubuna geçişi gerçekleştiren ilk kuşak, yapıdan sonra gelen ikinci kuşak olarak ben değerlendiriyorum. İlk kuşağı adı ilk kez bugün duyulan duayenler olarak tanımlamak mümkün. Ortak özellikleri bireysel faaliyet göstermeleriydi. Onların hesabı birbirleriyleydi. Ardından adlarını hafızalara kazımayı bilenler yeni tanıdık isimler, yani gözü kara hesaplaşmalarıyla ikinci kuşak gelecekti. Örneğin Abdullah Palas hayat hikayesini şöyle özetlemiş. 4 kez idam yedim. 740 yıl hapis kestiler. 48 yıl 38 ayrı cezaevinde yattım. Mütevazi bir ekleme yapmadan da geçmemiş. Ben Abdullah dayıyım. Baba değilim. Kürt Cemali 50'li ve 60'lı yıllarda Ankara'nın en belalısıydı. Kabadayı Mehmet ve Sarı Veli ile anlaşamayınca öldürüp 15 yıl hapse mahkum olmuştu. Sonu kurbanlarından farklı olmadı. Hergele meydanındaki bir gece kulübünde muhtemelen Dündar Kılıç tarafından hesabı görüldü. Sayısız yaralama, silah taşıma ve uyuşturucu kaçakçılığından yakalanan Dündar Kılıç da 38 kere hapse girdi. Yani hayatı boyunca daha çok içeriden çalıştı. Sloganı "Hata yapmam, özür dilemem"di. 60'lı yıllarda Karadenizli gruplar ortaya çıkıyordu. Oflu Hasan'a babaların babası deniyor, İstanbul'da artık Laz mafyasından bahsediliyordu. 70'li yıllarda yeraltı dünyasında sözünü geçiren Kürt İdris de kumar, dolandırıcılık, yaralama, zorla senet imzalatma gibi suçlardan yargılanırken arazi mafyacılığı diye bir kavram doğmasına neden oldu. Buyursunlar. Böyle buyurun efendim. Benden buraya kadar. Alışverişi siz bitirin. Para hazır. Malı görelim. Mal da hazır. Bismillah. Mal iyi. 1970'lerde Türk mafyası aslında yola silah ticaretiyle çıkmış, ardından uyuşturucu ticaretine girmişti. İlk başta Karadenizlerin hakimiyetinde olan mafyaya zamanla Güneydoğulular da eklenmişti. Zaman içinde siyaset değiştikçe Türk mafyası da zamanın ruhuna uymaya ve değişmeye başladı. Özellikle çeşitli siyasi akımların altına sığınmak için çok iyi bir fırsat ortaya çıkmıştı. Bu belgeselde elbette ona da değineceğiz.
devletin zaman zaman özellikle yurt dışında yürüttüğü örtülü operasyonlarda bu tür kişileri ve yapıları kullandığı da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İşte MİT raporunda özellikle Susurlu kazası sonrasında ortaya çıkan gelişmelerde Türkiye'nin kimi yerde örtülü operasyonlarda işte bu tür insanları ya da yapıları kullandığı, sonrasında devletin bekası mantığından hareketle bu kişilere görev verildiği, ancak daha sonra sürecin devletin bekasından ziyade kişilerin bekası haline dönüşmesi sonucunda olumsuz tablo ortaya çıkıyor. Adı uyuşturucu da anılan, sokak olaylarıyla da anılan, bütün bunlarla kötü şeylerle anılan ama diğer tarafta ben terörle mücadele ettim, vatan için savaştım, vatan için yaptım, ne yaptıysam vatan için yaptım argümanını da kullanan bir mafya geldi. Türkiye'de mafya her zaman devletin gayri hukuki, yani hukuk dışı faaliyetlerinde kullanılan mekanizmalardı. Bunu Susurluk döneminde de gördük, Susurluk'tan çok önce de gördük. Birinci Susurluk raporunda 87'de de bunun tarihsel olarak süreçlerine dair çok fazla verilere sahip olduk. Ama 15 Temmuz 2016'dan sonra, özellikle o 2016 sürecinde bir sokak gücü olarak meşru bir mafya yaratıldığını gördük. Yani Sedat Peker bunun portresi. Onun için çok ilginç aslında. Yeraltı örgütlenmesinin varoluş nedeni başlangıçta paraydı. Giderek başka değerler de eklenmeye ve hepsi aynı anda kirlenmeye başladı. Kara para giderek zifiri karanlığa dönüşürken polis için ipuçları yeryüzünde saçılan dolarlar oluyordu. Parayı kazanıyorlar, o karanlıkları paranın bir bölümünü de bu ilişkilere dağıtıyorlar. Yani işte siyasetçiye seçim zamanında para yardımı yapıyor. Kamu görevlisinin başına bir iş geliyor, işte yardım yapıyor. Rüşvetin de en iyi döndüğü yerler düğünler mesela Türkiye'de. Mesela bunu hiç kimse dile getirmiyor. Herkes çünkü aynı kazanın içerisinde olduğu için konuşuyor. Mesela Türkiye'de düğünler işte. Kamu görevlisinin oğlu sünnet düğünü olacak. Allah! Bütün mafya orada. Dikkat edin. Kamu görevlisinin bilmem nesi evlenecek. Bütün mafya orada veya ya ne bileyim ya, bu ülkede siyasetçilerin spor salonunda düğün yaptığını gördük ya. Ne diyeyim yani, düğün salonunda değil. Bu rüşvetin diğer adı ya. Bunun başka anlamı var mı? Başka bir anlamı var mı? Bunu hep beraber öğreneceğiz. Önümüzdeki 9 bölüm boyunca yeni isimleri, yeni kavramları da göreceksiniz. Türkiye'den başlayan uluslararası kaçakçılığı, yeraltı dünyasının kara para aklamasını hep beraber yakından merceğimize alacağız. Ve özellikle önümüzdeki bölümde sizlere Türkiye'nin gelmiş geçmiş en ünlü babalarının hikayelerini anlatacağız. O babaların içinde öyle bir tanesi var ki inci gibi parlıyor desek az kalır. Siyasi yönden olsun, diğer yönden. Şimdiye kadar kaç kişiyi kendi şeyiminize göre cezalandırdınız mesela? Şimdi ben benim... Hani rakam verin demiyorum ama genelde sorduğumuzda. Biz şunu arz edeceğiz. Evvela şu odacının, şu garibanın parasını ver, çağırıyoruz. Yoksa bak karşılıyoruz, binalarımız var. Akrep var, yılan var. İcabında gece uyuyan Allah bir rüzgar sokar. Ondan sonra bulmadığı zaman kalkıyor ki tabii ya Allah'tan bize bir emir geliyor. Ya akrep, ya yılan, ya pirina balığı bunu sokuyor benden, ben sokmuyorum. Yani sizin hiç kabahatiniz yok. Yok, Allah'tan emir geliyor. Diyor ki buna yılana soktur. Sokuyor yılan, ne yapalım ben?